ihtiyaçları belirledik. Ve bu alanda da yapılabilecek düzenlemeleri hiç tereddütsüz olarak yaptık. Bir süredir vatandaşlarımız borçların yapılandırılması noktasında talepte bulunuyorlardı. Aldığımız kararla son derece kapsamlı bir yapılandırma düzenlemesi yapalım, vatandaşımızın kamuya olan borçlarına ödeme kolaylığı getirelim dedik. Şimdi en kapsamlı yapılandırma kanunu niye en kapsamlı oldu onu belirtmek istiyorum. Öncelikle vatandaşlarımızın vergi dairelerinde hangi türden olursa olsun tüm borçlarını yeniden yapılandırma kapsamına aldık. Tüm vergiler, vergi cezaları, trafik, askerlik, nüfus para cezaları, köprü otoyol kaçak geçiş cezaları ve daha önce hiç yapılandırma düzenlenmesinde yer almayan adli para cezaları, üst kurullarca yani düzenleyici denetleyici kurullarca verilen idari para cezaları, 4207 sayılı kanun kapsamında tütün ürünlerinin zararlarını önlenmesi ve kontrol hakkında kanun kaynaklı idari para cezaları gibi. Tüm idari para cezaları, öğrenim kredisi borçları, ecri misiller, madenlerden devlet hakkı, kaynak kullanımı destekleme prim borçları gibi hülasa ne tür borç olursa olsun yapılandırılarak ödenebilecek. Gümrük müdürlüklerimizce takip edilen gümrük vergileri, idari para cezaları, gecikme faizi, gecikme zammı gibi feri alacaklar da yapılandırma kapsamında. Aynı şekilde Sosyal Güvenlik Kurumu'na sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi, isteğe bağlı sigortalılık primi ve topluluk sigortası primi, ön değerlendirme, araştırma veya tespit aşamasında olan eksik işçilik prim tutarları, idari para cezaları, gecikme cezası ve gecikme zammı. Yine 5510 sayılı kanunun ek geçiş 5. maddesi kapsamındaki tarım veya orman işlerinde tazminat hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışanların sigortalılarından doğan prim borçları. Yine aynı kanunun ek 6. maddesi kapsamındaki ticari taksi, dolmuş ve benzeri nitelikteki şehir içi toplu taşıma araçlarında çalışanlar, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca belirlenecek alanlarda kısmi süreli iş sözleşmesiyle çalışanların sigortalılığından doğan prim borçları. 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu kapsamındaki sigortalılıklardan doğan primler, iş kazası, meslek hastalığı, malullük ve vazife malullüğü sonucunda doğan rücu alacakları, yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan alacaklar, kanun kapsamındaki yapılandırılarak ödenebilecek. Belediyelerin gümrük müdürlüklerine, il özel idarelerine, yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıklarına, milli emlak müdürlüklerine ödenecek borçları da kapsam içerisine aldık. Belediyelere ödenmesi gereken emlak vergisi başta olmak üzere tüm vergiler, vergi cezaları, gecikme faizleri ve gecikme zamları bu kapsam içerisinde. Yine belediye gelirleri kanunu kapsamından belirlenen ücret ve pay alacakları ile bunlara bağlı feri alacaklar. Belediyelerin tahsil ettiği idari para cezaları, su, atık su, katı atık ücretleri ile bunlara bağlı feri alacaklar. Yine belediyelerin sahip olduğu taşınmazlar ile bunların bu taşınmazlar ile yaptıkları satış, irtifak hakkı ve kiralama işlemlerinden kaynaklanan kullanım bedelleri ve hasılat payları, kira ve irtifak hakkı bedelleri, kaynak sularının kira bedeli alacaklar da yapılandırma kapsamında ödenebilecek. Büyükşehir belediyelerinin çevre kanununa göre aldığı katı atık ücret alacakları ile bunlara bağlı ferileriyle su ve kanalizasyon idarelerinin su ve atık su bedeli alacakları ile harcamalara katılım payını da kanun kapsamına almış bulunuyoruz. Teklif kapsamında yapılandırılarak ödenebilecek diğer bir alacak grubu da Milli Emlak Müdürlüğü'nce takibi yapılan alacaklar ilişkin. İlgili kanunlara uyarınca orman sayılan yerler, hazinenin mülkiyetinde veya devletin hüküm ve tasarrufunda altında bulunan taşınmazlar hakkında yapılan kesin izin, kesin tahsis,
kullandırma kararı, irtifak hakkı, kullanma izni ve kiralama işlemlerinden kaynaklanan kullanım bedelleri ve hasılat ya da ticari kar payları, gecikme zammı, faiz gibi ferilerde yapılandırma kapsamında ödenebilecek. Hazırladığımız teklifte 31 Aralık 2022 tarihini esas aldık ve alacakların türüne göre bu tarih esas alınarak düzenlemeler yaptık. Altını çizerek söylüyorum, 31 Aralık 2022 ve öncesindeki bütün kamu ile ilgili yapılan alacak ve borçlar yapılandırma kapsamı içerisinde değerlendirilmiş oluyor. Teklifte yer alan yapılandırma hükümleri kesinleşmiş alacaklar, kesinleşmemiş veya dava safhasında olan alacaklar, inceleme ve tahriyat işlemleri devam eden alacaklar, pişmanlıkla veya ve kendiliğinden yapılacak beyan üzerine ödenecek alacaklar şeklinde taslim edilerek düzenleniyor. Ayrıca matrah ve vergi artırımı, işletme kayıtlarının düzeltilmesine yönelik düzenlemeler de yapıyoruz. Kesinleşmiş alacaklarda borç asıllarından asla vazgeçmiyoruz. Borç asıllarına gecikme zammı faizi, gecikme cezası, faiz gibi adlarla uygulanan feri alacakları yurt içi üfe olarak tanımladığımız bir oranda güncelliyoruz. Bu noktada şunu belirtmek istiyorum ki, kanun metninde yurt içi üfeyi oranlarıyla ilgili özel bir düzenleme yapıyoruz. 1 Kasım 2016 tarihinden önceki dönemler için TÜİK tarafından ilan edilmiş yurt içi üretici fiyatları endekslerindeki aylık değişim oranlarını, 1 Kasım 2016 tarihinden itibaren ise aylık 0.75 oranını esas alıyoruz. 1 Kasım 2016 öncesi biliyorsunuz yurt içi üfe oranları aylık 0.75'in yıllığa baktığımız takdirde daha az olduğu için mükellef lehine bir düzenlemeyi de burada hayata geçirmiş oluyoruz. Böylece bu alacaklar son derece düşük oranlarda güncellenmiş oluyor. Hesaplama bu şekilde yapıldıktan sonra borç asıllarının tamamını ve yurt içi üfe tutarı usulsüzlük cezalarının %50'si, sosyal güvenlik kurumu tarafından kesilen idari para cezalarının %50'si ödeniyor, geriye kalan kısmından vazgeçiliyor. Bunun karşılığında gecikme zammı, gecikme faizi, faiz gibi feri alacaklar, kalan cezalar ve vergiler için kesinleşmiş vergi ziya cezalarının tamamının tahsilinden vazgeçiliyor. Ayrıca davalı olan vergi, idari para cezası, ecir misil alacaklarından ihlaflara sonlandırarak ödeme imkanı getiriyoruz. Özellikle bu durumda olan alacaklarda davanın bulunduğu safhaya göre vergi asıllarının %90'ına kadar varan indirimler yaparak ihlafların sonlanmasını sağlamış olacağız. Teklifte matrah artırımı ile ilgili olarak mükelleflere 2018 ile 2021 yıllarına ait gelir vergisi matrahlarını, kurumlar vergisi matrahlarını, gelir kurumlar stopaj vergilerini, katma değer vergilerini kanunda öngörülen oranlarda asgari tutarlardan az olmamak üzere artırmaları ve belirli bir oranda vergi ödemeleri şartıyla artırımda bulundukları yıllar ve vergi türleriyle sınırlı olmak üzere vergi incelemesi ve tahriyatı yapılmayacağı yönünde düzenleme yapıyoruz. Matrah artırımı kapsamında hesaplanan vergiler peşin veya 12 ayda aylık taksitler şeklinde ödenebilecek. Matrah ve vergi artırımı hükümlerine göre hesaplanan vergilerin peşin ödenmesi halinde vergi aslında %10 indirim yapılacak. Önceden olduğu gibi defter kayıt ve belgeleri yok eden ve tahrifat yapanlar, sahte belge düzenleyenler, vergi usul kanununun 359'a Ç fıkrasında yer alan fiiller işleyenler, bu biliyorsunuz akaryakıtla ilgili herhangi bir bilişim sisteminde farklı yöntemlere müracaat edenler bu vergi kapsamı, yapılandırma kapsamı dışında kalıyorlar. Terör suçundan hüküm giyenler, milli güvenliğe karşı işlenen suçlar nedeniyle haklarında soruşturma ve kovuşturma kapsamında vergi incelemesi yapılması, terörün finansmanı suçu veya aklama suçu kapsamında inceleme ve araştırma yapılması talep edilenler, eroin ticaretinde bulunanlar matrah ve vergi artırımından faydalanamayacak. İşletme kayıtlarının düzeltilmesi kapsamında ise
işletmede mevcut olup kayıtlarda yer almayan emtia, makine teçhizat ve demirbaşlara, kayıtlarda yer alıp işletmelerde mevcut olmayan emtia, makine ve teçhizat ve demirbaşlara, kayıtlarda yer alıp işletmede mevcut olmayan kasa mevcudu ile ortaklar cari hesabındaki bulunan alacaklara ilişkin kayıtlar da düzeltilebilecek. Başvuru ödemeler nasıl olacak? Kanun hükümlerinden yararlanmak isteyenler 30 Nisan 2023 tarihine kadar ilgili idareye başvuracak ve yapılandırılan tutarları peşin veya taksitler halinde ödeyebilecek. İlk taksit ödemeleri de Mayıs ayında yapılacak. Bu teklifte vatandaşlarımızın uzun taksit süresi isteklerinde yerine getiriyoruz. Bu kanunda yapılandırılan borçlar 48 ayda yani 4 yılda tahsil edilecek. Bugüne kadarki yapılandırmalarımızda biliyorsunuz 36 ay 3 yıl şeklindeydi. Ve yine daha önce olduğu gibi peşin ödemeleri de ayrıca teşvik ediyoruz. Peşin ödeme halinde biraz önce bahsettiğim yurt içi üfe oranından %90 oranında indirim yapıyoruz. İdari para cezalarının peşin ödenmesi halinde aslında da %25 indirim gerçekleştiriyoruz. Yapılandırılan borçların taksitle ödenmesi istenmesi halinde ilk iki taksitin süresinde ödenmesi şartı bu teklifimizde korunuyor. Yani yapılandırmaya devam edebilmek için Mayıs ve Haziran aylarının ilk iki taksitini ödemek şartı gerekiyor. Önceki yapılandırma kanunlarında bir diğer takvim yılında iki taksiti ödeyememiş vatandaşlarımızı bu taksitleri geç ödeme zammı ile birlikte son taksiti izleyen ay sonuna kadar ödeme imkanı yer alıyordu. Yani ilk iki taksiti kesin ödemek şartı var. Geriye kalan 10 aylık süre içerisinde de herhangi bir ikisini öteleyebiliyor. O taksitin yıl sonundaki iki taksitini de ödemek şartıyla yapılandırma hakkına devam ediyor. İdi. Bunda yeni bir düzenleme daha getirmiş olduk. Bu teklifimizde bu imkanı koruduğumuz gibi bir takvim yılında 3 taksidi ödeyememiş olanlara da bu borçlarını son taksidi izleyen ay sonuna kadar ödeme imkanı veriyoruz ve kanun hükümlerini ihlal etmemiş sayıyoruz. Buradaki yeni düzenlememizdeki yeni noktalarından birisi 36 aya ayı 48 aya çıkarmak, 2 erteleme imkanını aynı takvim yılı içerisinde, aynı 12 aylık süre içerisinde 3 kere erteleme imkanını vermek noktasında değiştiriyoruz. Yine hazırladığımız bu teklifte Sayın Cumhurbaşkanımızca müjdesi verilen tahsilinden vazgeçilen alacaklarla ile ilgili düzenlemeler de yer alıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız bildiğiniz gibi bu hafta başında kabine toplantısından sonra vatandaşlarımıza bir müjde verdi. Vergi dairelerine vergi ceza ve faiz gibi hangi türden olursa olsun borcu bulunan vatandaşlarımızın 2000 liraya aşmayan borçlarının tamamını siliyoruz. Bir kişinin 31 Aralık 2022 tarihinden önce ödenmesi gereken borçlarının toplamı 2000 lirayı aşmıyorsa bu düzenleme kapsamında bir defaya mahsus olmak üzere hiçbir şart aranmadan borçlarını siliyoruz, alacağımızdan vazgeçiyoruz. Böylece bu borçlar nedeniyle vergi dairelerimiz takip işlemleri yapmayacak, vatandaşımız da takibe muhatap olmayacak. Sosyal güvenlik kurumlarına ve belediyelere olan borçlara da ilişkin terkin düzenlemeleri yapıyoruz. 5510 sayılı kanun kapsamından çıkarılan iş yerlerine ilişkin olarak ve iş yerlerine ait borçlarından ödeme süresi 31-12-2020 tarihinden önce olan sigorta primi, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ve idari para ceza asıllarının toplamı 500 Türk lirasını aşmayan alacaklar ile tutarına bakılmaksızın bu alacaklara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı gibi ferilerinin ve yine aslı ödenmiş olan feri alacaklardan tutarı 10 bin Türk lirasını aşmayanların tahsillerinden vazgeçiyoruz. Vatandaş vergi sosyal güvenlik kurumuna bir ceza tahakkuk etmiş. Bu cezanın aslını ödemiş ama ceza ile ilgili gecikme zammı, faiz gibi vade farkı gibi unsurların 10 bin liraya kadar olan kısımlarının tamamının alacağından da vazgeçmiş oluyoruz.
Büyükşehir belediyeleri, belediyeler ve Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdarelerince 6183 sayılı kanuna göre takip edilmekte olan ve vadesi 31.12.2020 tarihinden bu tarih dahil olmak üzere önce olan her türlü alacağın türü, dönemi, asılları ayrı ayrı dikkate alınmak suretiyle tutarı 250 Türk lirasını aşmayan asli alacakların ve tutarına bakılmaksızın bu asıllara bağlı feri alacakların, asli ödenmiş feri alacaklarından tutarı 500 Türk lirasını aşmayanların tahsilinden vazgeçilmesi yönünde de düzenleme kapsamı içerisine almış bulunuyoruz. Teklifin vergi ve diğer mevzuat düzenlemelerinden de bahsetmek istiyorum. Gelir vergisi kanununda yer alan genç girişimci istinasının tutarını artırıyoruz. Bildiğiniz gibi mevcut düzenlemeye göre istisna kapsamında ilk defa işe başlayan gelir vergisi mükelleflerinin 3 hesap dönemi kazançlarının yıllık 75 bin Türk lirası gelir vergisinden istisna idi. Şimdi yaptığımız düzenleme ile söz konusu tutarı 2023 yılı için 150 bin liraya çıkarıyoruz. Ve bunu daha önceki sabitti 75 bin liralık rakam ve bunu her yıl gelir vergisi dilimin tarifesinin ikinci dilimi tutarına paralel olarak artmasını sağlıyoruz. Biliyorsunuz gelir vergisi tarifeleri %32 bin liraya kadar, %15, 32 bin lira, 70 bin lira arası %20 şeklindeydi. Şu andaki gelir vergisi tarife dilimleri 70 bin liraya kadar %15, 70 bin lira, 150 bin lira arasında kısımda %20 idi. Bunu 150 bin liraya güncellemiş ve Gelir İdaresi Başkanlığı'nın, Maliye Bakanlığı'nın hazırladığı gelir vergisi tarifesinin ikinci dilimi çerçevesinde otomatik bir artışa da tabi tutmuş oluyoruz. Yine bu dönemde çok önemli bir düzenleme yaptığımıza inanıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı dar gelirliye, sabit gelirliye ilk evim projesi kapsamında gerçekleştirilecek toplu konut idaresi tarafından konut ve konut ile birlikte ihale yapılan yapım işlerine ilişkin olarak bu yıl sonuna kadar uygulanmak üzere damga vergisi istinası getiriyoruz. Böylece özellikle alt gelir grubuna yönelik konutların daha uygun şartlarda üretilmesine imkan getirmiş oluyoruz. Bir de değerli arkadaşlar, kamuoyunda çok farklı şekilde ortaya çıkan izali şu davaları, yani ortaklığın sona erdirilmesi davaları var. Bu şekildeki gayrimenkul satışlarından alınan asgari maktu harcın toplamında belirli bir tutarla sınırlandırıyoruz. Bazen öyle hesaplamalar geliyor ki bir gayrimenkul üzerinde 100'e yakın hissedar var. Bir kişi veya birkaç kişi bunları ortaklığın giderilmesi davası açıyor. Her bir işlem için bir vergi, bir işlem harcı alınıyordu ve bu işlem harcı gayrimenkulün değerinin kat kat üstüne çıkıyordu. Bununla ilgili yaptığımız düzenlemede davalar sonucunda mahkeme kararı çerçevesinde birden fazla kişiye ait bir gayrimenkul hissedarlarından bir veya birden fazla kişiye devredilmesi durumunda asgari maktu harç tutarı işlem adedine göre değil, işlem yapan kişi sayısına kadar, yani alıcı ve satıcı sayısına göre hesaplanacak.